Böyle. Dönmüş. Ne oluyor lan sen? Tamam. Geliyorsunuz. Tamam. Bizi ilk günden bugüne kadar yalnız bırakmayın. Siz çok değerli basın mensubu arkadaşlar. Şanlıurfa Spor taraftarları ve tüm Şanlıurfa halkına Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyorum. 25 gündür Şanlıurfa'da konuşulmaya başlanan yeni bir yönetim arayışı ve son 9 gündür ayyuka çıkan yeni bir yönetim arayışı tüm Şanlıurfa halkı gibi tabii ki şu anda mevcut olan ve başarılı olan yönetim kurulumuzu da rahatsız etmiştir. Şanlıurfa Spor'da birçok ilki gerçekleştirdi. Şu anda yanımda bulunan yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber. Düşünün, yeni bir yönetim kurulu, yeni oluşan bir takımla ilk yılımızda şampiyonluğu yakaladık. Bu gerçekten tartışılması çok zor bir başarıdır. Ve Türkiye'de bunu gerçekleştiren, inanın 4-5 kulüpten biriyiz. İlk yılında toplanan yeni bir takımla şampiyonluğu. Şimdi biraz bu ilklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu sene Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Spor'da yaptığımız ilkleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Altyapıdaki futbolcularımızla oturup yemekler yedik. Onlarla ilgilendik. Ve bunun karşılığı olarak altyapıda, tüm kategorilerde, Şanlıurfa'da tüm şampiyonluklar bizim altyapımızın oldu. Ve tüm kupaları şu anda tesiste ve kupaların bulunduğu yerde. Eski futbolcularımız da gerçekten onlar bizim için çok değerli. Onlarla tesiste oturduk, yemek yedik beraber, fikir alışverişinde bulunduk. Onların geçmiş tecrübelerinden faydalandık. Şanlıurfa Spor'u hiçbir zaman tek yönetmek istemedik. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüp başkanları ve hocalarıyla yine tesisimizde kahvaltılı bir toplantı yaptık. Onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Her sene kongrelerde anılan delegelerimizle biz öyle yapmadık. Sayın delegelerimizle sürekli irtibatta bulunduk. Ve onlarla da bir yemekli toplantı yapıp kulübümüzün gelirleri, giderleri, borçları hakkında şeffaf bir şekilde bilgi verdik. Şanlıurfa'da yine bir ilk kombine satışı yaptık. Kombine kart satışı yaptık. Bundan büyük bir gelir elde ettik. Tüm arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız birer pazarlamacı gibi kombine kartı sattık. Burada Süper Lig'den Mersin İdman Yurdu kulüp başkanı en centilmen ödülünü alacaktı. O ödülü bir saat ben verecektim o törenle. Yılın en iyi teknik direktörü Nurullah Sağlam'dı. Onun ödülünü de basın sözcümüz Reşit Akıl kardeşim verecekti. Mersin İdman Yurdu Başkanı da bana yılın en iyi başkanı seçilmiştim İstanbul'da. O da bana o ödülü verecekti. Ve Şanlıurfa Spor'da yılın en iyi kulübü seçildi. Bu akşam bu ödülü alacaktık. Reşit Akıl'da en iyi yönetici seçildi. O da ödülünü Nurullah Sağlam'dan alacaktı. Tabii bu akşamki törende Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan yılın en iyi kalecisi seçilmişti. Yılın en iyi hakemi vardı. Birçok ünlü sanatçı vardı. Yani böyle bir gecede maalesef ben bugün çok talihsiz bir basın açıklaması yapacağım. Bu kader mi, kısmet mi, tesadüf mü? Onun da yorumunu Şanlıurfa'ya Sayın Ahmet Eşref Akrobay. 10 gündür, 15 gündür Urfa'da sular durulmuyor. Onun düşüncesiyle, tabii ben siyaset bilmem, siyasetten de anlamam. Ama iyi bir Urfa Spor Başkanı'ndır. 1.700.000 nüfusu çok iyi bir şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bu dik duruşumdan hiçbir zaman taviz vermedim, bundan sonra da vermeyeceğim. Sayın Ahmet Eşref Akbaba, en zor günlerinde bu Şanlıurfa halkı senin yanında oldu. Senin yanında oldu ve seni başkan seçti. Siz bizim bu günlerimizde
Sayın Valimize, Sayın Kemal Saraçoğlu yönetimi devam ederse belediyeden destek vermeyeceğim. Şayet bırakırsa destek vereceğim size, maddi destek demesi bence Ahmet Eşref Fakı Baba'nın resmen bir linç kampanyasından başka bir şey değildir. Onun da yorumunu Şanlıurfalılara bırakıyorum. İstediğime para veririm, istediğime vermem deme lüksünüz yok. Dediğim gibi bu Şanlıurfa halkı çok kötü günde onun yanında oldu. O da bizim bugünümüzde resmen karşımıza geçip bir darbede ben uğrayayım havasına girdi. Ben bunun yorumunu Şanlıurfa halkına bırakıyorum. Şimdi asıl konuya gelelim. 1 milyon 700 bin nüfuslu Şanlıurfa'nın kulüp başkanı ve yöneticilerim yanında. İlin valisiyle, ilin belediye başkanıyla, sayın bakanımla. Tabii ki yorum farklılığımız olacak. Tabii ki olacak. Ama biz her zaman onlara saygı duyduk, sevgi gösterdik. Yalnız ben bu kulübün başkanı olarak doğru bildiğim her şeyi yaptım bugüne kadar. Geçen bir hafta önce bir basın açıklaması yaptım. Orada bir zeytin dalı uzattım Şanlıurfa Spor'un menfaati için. Ve onu dedim. O kötü günümüzde yanımızda Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz de vardı dedim. Sayın Bakanımla çekilin. Talimatı gelirse namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum çekiliriz dedim. Ve o blöf değil. Blöf yapmayı da bilmem. Ve bugün Şanlıurfa Spor yönetim olarak çekiliyoruz. Kongrede aday değiliz. Dün akşam Sayın Valim'le oturduk. Abdülkadir Göncü üzerinde mutabakata baktık. O şartla kongreye girmeme karar aldık. Tabii yönetime almasını istemediğimiz isimler de verdik. Çekilmemizin karşılığında Sayın Valimizle bir mutabakata vardık. Biz sözümüzün arkasında duracağız, kongreden çekileceğiz. Ben Sayın Valim'in de sözümün arkasında duracağına inanıyorum. Ben ilk toplantımı Şanlıurfa Spor'a başkan olurken ilk toplantımı bu otelde yaptım. Onun için özellikle son toplantımı da bu otelde yapmak istedim. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yine diyorum, ilk günden bugüne kadar bizim yanımızda olan siz değerli basın mensubu arkadaşlara, bize hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Şanlıurfa Spor taraftarlarına, taraftar derneklerine, kanının son damlasına kadar, terinin son damlasına kadar sahada koşan futbolcularıma, bize en kötü günümüzde yanımızda olan Sayın Bakanlar ve Sayın Valime, gecesini gündüzüne katan, şu anda da yanımda bulunan, şampiyonlukta da çok büyük payı olan ve son şampiyonluk günü protokolde yer bulamayan yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve yeni gelecek yönetime de bir şey diyeceğim. Benim kulüpteki alacaklarımın içerisinden 100 bin lirasını şu andaki yönetim kurulum adına bağışlıyorum. Onun da bugün bağış makbuzunu muhasebeden isteyeceğim. Muhasebeden onu da bugün isteyeceğim. Ve şu yanımda bulunan yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber yıllar sonra gelen şampiyonlukta emekleri geçtiği için ve bu şampiyonluğu futbolcularımızla beraber, yöneticilerimizle beraber bu şampiyonluğu Şanlıurfa'ya yaşattığımız için rahatsızlık verdiğimiz bazı kesimlerden özür diliyoruz. Teşekkür ederim.